İnsanlık tarihi nerede başladı? Dünya üzerinde 7 kıtaya yayılmış tarihin ilk uygarlıklarından da önce. İnsan dünyada yapayalnız mıydı? Yoksa tanrıları insanla birlikte miydi? Eski Ahit'te, Tevrat'ta ve diğer adıyla Kitab-ı Mukaddes'te nasıl anlatılıyordu? Şimdi o kutsal kitabın sayfalarını yavaşça çevirelim ve 15. babını okuyalım. O günde Rab, Abraham'la ahd edip dedi. Mısır ırmağından Büyük ırmağa, Fırat ırmağına kadar bu diyarı, Kenileri ve Kenizlileri ve Kadmonileri ve Hittileri ve Perizlileri ve Refaları ve Amorileri ve Kenanlıları ve Gırgaşileri ve Yebusileri senin soyuna verdim. Kutsal kitaplar, medeniyetlerin bıraktığı yazıtlar, resimler veya efsaneler, hepsi insanlığın varoluşu ve dünyada yalnız başına olmadığıyla ilgili birçok inanışı tasvir ediyor. Biz bu videoda uygarlıklar tarihine arkeolojik bir kazı yapacağız. Kazıdan kadim uygarlıklarda anılan tanrıların gizemlerini çıkaracağız. Onların hikayeleri insanlığın geçmişine ışık tutan destansı anlatılarla dolu. Şimdi arkanıza yaslanın ve insanlığın tarihini aydınlatan bu kazıya başlayalım. Videomuza devam etmeden önce çalışmalarımıza katkıda bulunmak için kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenerek ve yorumlarınızı yazarak bizlere destek olabilirsiniz. Sınırsız Tarih'in tüm çalışmaları siz değerli izleyicilerimizin destekleri sayesinde devam etmektedir. Teşekkür ederiz. Anunnakiler bir uygarlık, devlet ya da bir şehir efsanesi değil. Anunnakiler, Kenan topraklarında, yani Mezopotamya'da bulunan Sümer, Akat, Asur ve Babillerin mitolojik geleneklerinden ortaya çıkan bir tanrı grubu. Sümerce An, yani gök tanrısı ve Ki, yani yer tanrısı isimlerinden türetilen bu grup, göksel ve dünyevi güçlerin somutlaşmış hali olarak tasvir ediliyor. Liderleri An, göklerin en yüce tanrısı. Enlil, hava tanrısı ve düzenin koruyucusu. Enki, bilgelik ve su tanrısı. Ninhursag, toprak ve doğurganlık tanrıçası. Nanna, ay tanrısı. Utu, güneş tanrısı ve adaletin koruyucusu. Inanna ise aşk, güzellik, savaş ve bereket tanrıçası olarak görevli. Birçok farklı uygarlığa ait kaynaklarda bahsi geçen bu tanrılar, günümüze kadar anlatıla gelen Gılgamış gibi destanlarda da karşımıza çıkıyor. Modern çağın bazı teorisyenleri tarafından dünya dışı varlıklar olarak yeniden yorumlanan Anunnakiler, kadim mitolojilerin en güçlü tanrıları olarak hem dini hem de kültürel anlamda insanlık tarihinin en eski ve en etkileyici öykülerini oluşturdu. İşte bu tanrıların hükmettiği kadim uygarlıklar. Namı 7 iklim ve 5 kıtaya ulaşmış Babil'in asma bahçelerine, yazı ve astronomiyi keşfeden Sümerlere, tarihin ilk antik imparatorluğu sıfatını kazanmış Akat'a doğru uzanıyoruz. O sırada tanrıların ülkesi Akat'ta Kral Sargon karşımızda beliriyor. Bu sonsuz bereketin simgesi ve coğrafyası olan Mezopotamya'nın ortasında. Milattan önce 2334 ve milattan önce 2279 arasında bir zamandayız. Usulca ordularının yanına doğru yanaşıyor. Atının heyecanı, Akatlı askerlerin savaş iştahını kabartıyor. Filmi biraz ileri saralım. Milattan önce 2025 ile milattan önce 612 yılları arasına. Hala Mezopotamya'dayız. Kafalarında garip miğferleri ve ellerinde güneşin altında parıl parıl parıldayan tunç kakmalı, sedef oymalı mızraklarıyla göz kamaştıran askerler. Bunlar Asurlular. Bu Güney Mezopotamyalı Sami halk, Doğu illeri arasında muazzam bir köprü kurmuş ve ticaret biçimleri adeta parmak ısırtıyor. Öyle gelişmiş, öyle muazzam şehirler kurmuşlar ki adeta cihana sığmıyorlar. Anadolu'daki en büyük ticaret kolonisini Kayseri'de kuran bu ticaret erbapları, Ninova'yı da başkent ilan etmişler çoktan. Bu tarihlerde buralarda bir uygarlık daha olması gerekmez mi? Tabii ya, Babiller. Kadim zamanların görkemli kentlerinden biri olan Babil'in etrafında
M.Ö. 1894 yılında yükseldiler. Güçlü surları ve ihtişamlı yapılarıyla bu büyük imparatorluk, Sümer ve Akat topraklarını da kapsayarak genişledi. İşte Tanrı grubu Anunnakiler, Mezopotamya'daki tüm bu kadim uygarlıkların üzerinde kültürel ve mitolojik bir etki bırakmıştı. Bu kadim tanrılar grubu, insanlık tarihinin tozlu sayfalarında mistik bir ihtişamla parıldar. Anunnakiler, Sümer, Akat, Asur ve Babil'in mitolojik dokusunda yer alan kutsal varlıklardı. Onların sayısı ve görevleri zamanın akışıyla birlikte hem değişti hem de gizemlerini korudu. Göklerin efendisi An'la toprağın hanımefendisi Ki'nin torunları ve insanlığın kaderini tayin etmek gibi yüce bir vazifeyi üstlenmişlerdi. Birden fazla uygarlığın olağanüstü sentezleriyle ortaya çıkan Anunnakiler, bin yıllar boyunca varlığını sürdürüp insanlığa armağan olarak kaldı. Onların hikayesine bazen Sümerlerin tabletlerinde, bazen de mitolojik öğretilerde rastladık. Anunnaki'nin bilinen en eski kullanımı, Gudea'nın egemenliğiyle Ur'un 3. hanedanlığı dönemine uzanıyor. Bu tanrılar grubu, göklerin efendisi An'ın soyundan gelen ve Sümer panteonunun en kudretli tanrıları olarak biliniyor. Anunnaki'nin tam listesi bilinmemekle birlikte, muazzam güçleri ve insanlığın kaderini tayin eden kararlarıyla tanınıyor. Enki ve Dünya Düzeni adlı şiirde, Anunnaki Enki'ye saygılarını sunar, onuruna övgü ilahileri söyler ve Sümer halkı için konutlarını inşa ederler. Aynı şiir, defalarca Anunnaki'nin insanlığın kaderini karara bağladığını vurgular. İnsanlığın kaderine hükmeden, yeraltı dünyasının karanlıklarında yargıçlık yapan ve genç tanrılar tarafından devrilen bu ulu varlıklar, zamanın ötesine geçen bir ihtişamla efsanelerde yaşamaya devam ediyor. Anunnaki'nin efsanelerini süsleyen kadim metinler, onların ihtişamını ve kudretini dillendiriyor. Ancak bu ilahi varlıklara doğrudan yapılan tapınmayı destekleyen kanıtlar yok denecek kadar az. Bu durum, Anunnaki'nin her bir üyesine ayrı ayrı tapınıldığı ve kendi sadık inananlarına sahip olduğundan kaynaklanıyor. Her ne kadar Anunnaki'nin bireysel olarak tasvirlerine dair bazı izler bulunsa da, bu tanrıların bir grup halinde resmedildiği herhangi bir temsil henüz gün ışığına çıkmamış. Sizce Anunnakiler nasıl görünüyorlardı? Mitolojik öykülere konu olan tanrıların ya da tanrıçaların silüetlerini siz de merak ediyor musunuz? Anunnaki'nin nasıl göründüğüne dair kesin bilgi yok. Fakat çok tanrılı inanışlarda tanrılar ve tanrıçaların nasıl göründüğüyle ilgili bir araştırma yaptık. Antik Mezopotamya'nın tanrıları neredeyse istisnasız olarak andropomorfik, yani insan biçimliydiler. Olağanüstü güçlerle donatılmış olan bu tanrıların devasa fiziksel boyutlara sahip oldukları düşünülüyordu. Tanrıların betimlemelerinde sıklıkla onları korkutucu bir ihtişam içinde gösteren ve belirsiz bir madde olan melamı giydikleri görülür. Bu melam yalnızca tanrılar tarafından değil, aynı zamanda kahramanlar, krallar, devler ve hatta iblisler tarafından da taşınabiliyor ve giyenin görünmez olmasını sağlıyordu. Bir tanrının melamını görmek, insanlar üzerinde fiziksel bir karıncalanma etkisi yaratıyor ve bu durum Sümerce'deki ni terimiyle ifade ediliyordu. Tanrıların neredeyse her zaman üst üste binmiş 7 öküz boynuzu çiftinden oluşan muhteşem boynuzu başlıklarla tasvir edilmiş olmaları, onların kudretini ve görkemini gözler önüne seriyor. Ayrıca bazen bu ilahi varlıklar, zengin altın ve gümüş süslemelerle bezenmiş, ihtişamlı giysiler içinde betimlenmişti. Anunnaki'nin görkemli ve kudretli varlıkları, tarihin derinliklerinden fışkıran efsanelerle yankılanırken, onların melamının ihtişamı, insanların zihinlerinde ve yüreklerinde derin bir iz bırakmaya devam etmişti. Bu ilahi figürler, zamanın ötesine geçen bir ihtişamla efsanelerde yaşamlarını sürdürdü. Onların hikayesi, her yeni çağda yeniden doğan ve insanlığın hayal gücünü ateşleyen bir destan. Antik Mezopotamya'nın görkemli şehirlerinde tanrıların ihtişamı yeryüzünde yankılanırdı. Halk,
tanrılarının cennette yaşadığına yürekten inanır, ancak tapınaklarda bulunan kutsal heykellerin tanrıların fiziksel simgeleri olduğunu kabul ederdi. Bu heykeller, tanrıların dünyadaki suretleri olarak büyük bir özenle korunur ve onurlandırılırdı. Rahiplerden oluşan seçkin bir grup, tanrı heykellerine bakmakla görevlendirilirdi. Bu rahipler, her gün heykelleri ihtişamlı giysilerle donatır ve tanrılar için hazırlanan ziyafet sofralarına yiyecekler sunarlardı. Tanrıların gerçekten tapınaklarında yaşadığına inanılırdı. Bu kutsal mekanlar, tanrıların yeryüzündeki ikametgahlarıydı. Tanrılar yalnızca tapınaklarda ikamet etmez. Aynı zamanda ihtişamlı teknelere ve savaş arabalarına da sahiptiler. Bu tekneler, tanrıların görkemli heykellerini dini bayramlarda ve büyük törenlerde su yolları boyunca taşımak için kullanılan tam boyutlu mavnalardı. Savaş arabaları ise tanrıların yeryüzündeki savaş alanlarına taşınarak çatışmaların seyrini izlemelerini sağlardı. Tanrıların heykelleri, onların gücünü ve varlığını her yerde hissettirmek için savaş meydanlarına bile götürülürdü. Tanrılar grubu, yani Anunnakiler, tanrıların meclisi olarak bilinen ilahi bir konseye katılırlardı. Bu meclis, Ur'un 3. Hanedanlığı döneminde var olan yarı demokratik yasama sisteminin kutsal bir yansımasıydı. Tanrıların meclisi, tüm evrenin düzenini ve insanlığın kaderini belirleyen kararların alındığı bir yerdi. Bu ilahi konseyde, tanrılar arasında süre gelen tartışmalar ve alınan kararlar, dünya üzerindeki düzeni ve adaleti sağlamak için büyük önem taşırdı. Bu görkemli tanrılar, cennetin ve yeryüzünün efendileri olarak insanlığın yaşamına yön verir, onları korur ve yargılarlardı. Anunnaki'nin ve diğer tanrıların hikayesi, Mezopotamya'nın büyüleyici mitolojisinde insanlığın inanç ve hayal gücünün bir yansıması olarak yaşamaya devam etti. Sümer kaynaklarında bir metin, Eridu şehri ile ilişkili 50 kadar Anunnaki'den bahseder. Öte yandan, inanların ölüler diyarına inişi adlı efsanede, yeraltı dünyasında ikamet eden ve yargıçlık yapan yalnızca 7 Anunnaki vardır. İnanla, yeraltı dünyasını ele geçirme girişimi nedeniyle bu 7 tanrının önünde yargılanır ve aşırı gururu yüzünden ölüme mahkum edilir. Sümer mitolojisinin başlıca tanrıları belirli gök cisimleriyle ilişkilendirilmiştir. İnanla, Venüs gezegeni olarak bilinir. Utu, Güneş'in ta kendisidir. Nanna ise ayın ışığıdır. An, ekvator gökyüzünün tüm yıldızlarını temsil ederken, Enlil, kuzey gökyüzünün yıldızlarını ve Enki ise güney gökyüzünün yıldızlarını yönetir. Enlil'in göksel yörüngesi, kuzey göksel kutbunun etrafında sürekli simetrik bir çember çizerken, An ve Enki'nin yolları çeşitli noktalarda kesişir. Bu göksel varlıklar, Mezopotamya'nın efsanevi panteonunda yer alırken, onların hikayeleri ve kudretleri, zamanın ötesine geçen destansı bir anlatımla, kuşaklar boyu Sümer halkının zihinlerinde ve yüreklerinde yaşamaya devam eder. Böylece tanrıların meclisinde yankılanan Anunnaki'nin ihtişamı ve hikayeleri, insanlığın hayal gücünde sonsuz bir yer bulur. Aynı zamanda Akat metinlerine de konu olan tanrılar grubu, M.Ö. 2000 yılının sisleri arasında kudretli hikayelerle yankılanıyor. Anunnaki, inanların ölüler diyarına inişi metninde betimlediği gibi, yeraltı dünyasının kitonik tanrıları olarak resmedilir. 2. bin yılın başında yazılan inanların inişi metninin kısaltılmış Akatça sürümünde, yeraltı dünyasının kraliçesi Ereshkigal, Anunnaki ile su içtiğini söyler ve hizmetçisi Namtar'a Anunnaki'yi getirmesini, eşik basamaklarını mercanla süslemesini ve onları altın tahtlara oturtmasını emreder. 1. Babil Hanedanlığı döneminde İgigi adıyla bilinen yeni bir tanrılar dizisi ortaya çıkar. Anunnaki ve İgigi arasındaki ilişki belirsizdir. Kimi metinlerde bu iki grup eş anlamlı kullanılsa da, Eira'nın şiiri gibi diğer metinler onları açıkça ayırır. Geç Akat destanı, Atrahasis'te İgigi, Anunnaki'ye hizmet eden 6. nesil tanrılar olarak betimlenir.
40 gün boyunca çalışmaktan yorulan İgigi baş kaldırır ve Anunnaki'nin bilge tanrısı Enki, İgigi'nin yerine insanları yaratır. Orta Babil döneminden itibaren Anunnaki genellikle yeraltı dünyasının tanrıları olarak anılırken İgigi göksel tanrılar olarak bilinir. Bu dönemde yeraltı dünyasının tanrıları olan Damkina, Nergal ve Madanu, Babil'in ulusal tanrısı Marduk'la birlikte Anunnaki arasında en güçlü olanlar olarak kabul edilir. Standart Akatça yazılmış olan Gılgamış Destanı'nda büyük tufandan kurtulan ölümlü Utnapiştim, yaklaşan fırtınayı ve toprağı alevlendiren Anunnaki'yi yeraltı dünyasının yedi hakimi olarak tanımlar. Tufan geldiğinde İştar, yani Doğu Sami dilindeki inanla ve Anunnaki, insanlığın yok edilmesi karşısında yas tutarlar. Babilce yazılan Enuma Elis de Marduk Anunnaki'yi çeşitli görevlere atar. Destanın daha sonraki bir sürümünde yeraltı dünyasının 600 Anunnaki'si ve göklerin 300 Anunnaki'sinden bahsedilir. Bu da yeraltı dünyasının karmaşık bir kozmolojisini işaret eder. Yüce tanrılar Anunnaki, Marduk, Ea ve El ile minnet borcu olarak görkemli tapınak Esagila'yı inşa ederler. M.Ö. 8. yüzyıl Era'nın şiirinde Anunnaki Tanrı Nergal'ın kardeşleri olarak tanımlanır ve insanlığa karşı düşman olarak tasvir edilir. Yeni Asur İmparatorluğu dönemine ait çok hasarlı bir metinde Marduk Anunnaki'den oluşan ordusunu kutsal Nippur şehrine yönlendirir ve burada büyük bir kargaşa çıkar. Ve Nippur'un tanrıları Eshumesha tapınağında Ninurta'ya sığınmak zorunda kalır. Enlil, Marduk'un yarattığı bu kaostan öfkeyle Eshumesha'nın tanrılarına Marduk ve diğer Anunnaki'yi tutsak etmelerini emreder. Marduk, Eshumesha tanrılarını yener. Enlil dahil 360 tanrıyı savaş esiri olarak ele geçirir. Enlil, Eshumesha tanrılarının masum olduğunu iddia eder ve Marduk onları Anunnaki'nin önünde yargılar. Metin, Damkianların tanrılara ve insanlığa yaptığı bir uyarıyla sona erer. Bu savaşın tekrarlanmaması gerektiğini bildirir. Böylece Anunnaki'nin ve Eshumesha tanrılarının destansı mücadelesi, kadim Mezopotamya'nın unutulmaz efsaneleri arasında yerini alır. Bu ilahi savaşlar, tanrıların kudreti ve insanlığın kaderi üzerine yazılan destanlarda sonsuz bir yankı bulur. Anunnakiler sadece Mezopotamya değil, aynı zamanda Anadolu coğrafyasında da ayak izlerini bırakmıştı. Bizler de bu izin peşinden giderek Hurri ve Hitit topraklarındaki esrarengizliğine kapıldık. Anadolu'dan gelen birkaç Anunnaki hikayesi anlatmak isteriz. Hurri ve Hitit mitolojilerinin derin ve esrarengiz topraklarında da eski tanrıların efsaneleri duyuluyor. Bu kadim inanışa göre genç tanrılar tarafından sürgün edilen bu eski tanrılar, tanrıça Lelvani'nin hükmettiği yeraltı dünyasına çekilmişti. Hititli yazıcılar Anunnaki'ye tanrısallık affetmiş ve antik Hurrice'de onları sabık antik tanrılar anlamında Karuileş Şiuneş ya da yeryüzü tanrıları anlamında Kattereş Şiune olarak adlandırmıştı. Ayrıca Hurri ve Hitit antlaşmaları, yeminlerin tutulması için sık sık bu eski tanrılar üzerine yapılırdı. Bir efsaneye göre tanrılar, taştan Dev Ullikummi tarafından tehdit edildiğinde, bilge tanrı Eaki, daha sonra Enki olarak bilinecektir, eski tanrılara gökyüzüyle yeryüzünü ayırmak için kullanılan kadim silahını bulmalarını emreder. Bu silah bulunduğunda tanrılar Ullikummi'nin ayaklarını keserek onu etkisiz hale getirirler. Hurri ve Hitit metinlerinde Anunnaki'nin isimleri sık sık değişse de her zaman 8 üyesi vardır. Bir Hitit ritüelinde bu eski tanrıların isimleri şöyle sıralanır. İlahi Aduntarri, Zulki, Dünyanın Efendisi İrpitya, Nara, Namsara, Minki, Amunki ve Abi. Eski tanrıların Hurri Hitit dininde tanımlanabilir bir kütleri yok. Bunun yerine Hurriler ve Hititler toprakta kazılmış bir çukura bir domuz yavrusu kurban ederek eski tanrılarla iletişim kurmaya çalışmışlardı. Eski tanrılar genellikle arınma ayinleri için çağrılırdı.
Hurri ve Hitit mitolojilerindeki bu eski tanrıların yeraltı dünyasına sürülmesinin anlatımı, daha sonraları Yunan şair Hesiodos'un Teogonia eserinde Titanların Olimposluları devrilmesi anlatımının kaynağı oldu. Yunan gök tanrısı Uranüs, Titanların babasıdır. Ve Hitit hikayesindeki Anu'nun oğlu Kumarbi gibi, oğlu Kronos tarafından hadım edilmiştir. Hitit ve Hurri efsanelerinin bu destansı öyküleri, göklerin de yeraltı dünyasının kudretli tanrıları arasında geçen büyük savaşları ve güç mücadelelerini yansıtır. Anunnaki'nin hikayeleri, kadim Mezopotamya'dan Yunanistan'a uzanan geniş bir coğrafyada zamanın ötesine geçen bir efsane olarak anlatılmaya devam eder. Bu efsaneler, tanrıların kudreti ve insanlığın kaderi üzerine yazılan destanlarda yankılanır ve kuşaklar boyunca hatırlanır. Sizin bildiğiniz başka Anunnaki hikayeleri var mı? Bulunduğunuz bölgede buna benzer hikayeler anlatılıyor mu? Yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Anunnaki efsanesi ve hikayeler yalnızca tarihi buluntularda kalmıyor. Antik sırlarla dolu bu gizem, videomuzun başında da belirttiğimiz gibi günümüzde de tazeliğini koruyor. Yakın tarihte kabul gören Anunnakilerin dünya dışı varlıklar olduğu yönündeki inanışın temeli, 1968'de İsviçreli arkeolog Erik van Daniken tarafından atıldı. Tanrıların Arabaları adlı kitapta tanıdığımız İsviçreli arkeolog, insanlığın kökenlerini ve dinlerin doğuşunu dünya dışı varlıkların etkisiyle açıklamaya cesaret etti. Ona göre bu antik astronotlar, yıldızlardan gelen yolculuklarında piramitler gibi tarihin gizemli, büyük eserlerini inşa etti ve insanlığın bilinmeyen geçmişine ışık tuttu. Daniken'den sonra Rus-Amerikan yazar Zekaria Sitkin, 12. Gezegen adlı eseriyle Nibiru'dan gelen gizemli Anunnaki'nin insanlık tarihine şekil vermek için dünyaya geldiğini öne sürdü. Sitkin'in yazıları, tarihçileri zorlayan ve bilim dünyasını sarsan iddialarıyla dikkat çekti. Anunnaki'nin varlığı, piramitlerin sırrını çözmekten, büyük tufanın yıkıcı gücüne kadar birçok eski gizemin açıklamasını sunmuş gibi göründü. Ancak bilimsel topluluk, Sitkin'in yorumlarını ve iddialarını sorguladı ve çürüttü. Günümüzde de Anunnakiler varlığını kabul eden topluluğun onlar hakkındaki pozitif ve negatif yorumlara detaylarıyla değinelim. Pozitif yorumlar, genel olarak insanlığın gelişimine katkı sağladıkları, medeniyet kurarak sosyal ve kültürel gelişime öncülük ettikleri ve mitolojik öğeye sahip oldukları için mistik güçlerle ilişkilendiriliyorlar. Negatif yorumlara göre ise Anunnakiler, insan ırkını manipüle etmiş ve onları köle olarak kullanmıştı. Hatta insanlık tarihindeki bazı olumsuz olayların arkasında da onların olduğu düşünülüyor. Ayrıca insanlığın kontrol altına almak veya kendi çıkarları için manipüle etmek gibi gizli planları olduğuna dair iddialar da bulunuyor. Negatif yorumlayan teorisyenlerin bazıları, Anunnakilerin dünyaya müdahale edeceği üzerinden kıyamet senaryolarına inanıyor. Kadim dönemlerde insan suretinde betimlenen tanrı ve tanrıçaların, günümüzde aslında insana müdahale ederek kendilerine benzemesini sağladığı yönünde bir inanış da var. Günümüz düşünürlerinin teorisine göre, tarihteki bu uygarlıklarda bahsi geçen tanrılar grubu, aslında dünya dışından gelmiş olan bir varlık türü. Bu gizemli varlıkların, Güneş sisteminin en dış gezegeni olan ve henüz keşfedilmeyi bekleyen Nibiru gezegeninden geldiği düşünülüyor. Onların teorisine göre, kadim dönemlerde insan suretinde betimlenen tanrı ve tanrıçaların tümü aslında dünya dışı bir varlık türü olan Anunnakilerdi. Anunnakiler henüz dünyada bulunmayan teknolojilerini dünyaya getirmiş, bu sayede yapabildikleriyle insanların onları ilahlaştırmasına sebep olmuşlardı. Üstelik bu teknoloji o kadar ileriydi ki insan ırkı tamamen bu teknoloji sayesinde dünya dışı bu varlıklar tarafından oluşturulmuş olabilir. Günümüz inanışlarından biri de Anunnakilerin kendi DNA'larını kopyalayarak insan ırkını meydana getirdiği yönünde. Nibiru adlı gizemli bir gezegenden dünyaya gelen bu antik dünya dışı varlıklar, rivayetlere göre gezegenlerinde meydana gelen bir krizi çözmek için altın madenine ihtiyaç duyuyorlardı. Bu nedenle dünyaya gelerek altın çıkarmaya başladılar. Altın madenlerinde çalışmak istemeyen Anunnakiler,
kendilerine işçi olarak yeni bir varlık türü yaratmaya karar verdi. Böylece yarattıkları bu köle ırk, dünyada sürekli altın toplayacak ve kendilerine teslim edecekti. Bazı anlatılara göre kendi DNA'larıyla birlikte maymunların DNA'sını kopyaladılar ve insan ırkını yarattılar. Bu maden işçisi, köle ırkı altın çıkartmaları için dünyada bırakıp kendi gezegenlerine geri döndüler. Başka bir versiyonda Anunnaki'nin Homo erectus'u genetik olarak manipüle ederek köle madenciler yarattığı söylenir. Antarktika'daki buzulların erimesiyle Anunnaki'nin dünyayı terk etmek zorunda kaldığı ve büyük tufanın bu ayrılığı hızlandırdığı iddia edilir. Tufan, Anunnaki'nin eski üslerini yok etti ve dünyaya geri dönmeleri için yeni bir başlangıç yapmalarını gerektirdi. Bu süreçte tarımın insanlığa öğretilmesiyle Anunnaki'nin yeniden inşası için daha fazla iş gücü sağlanmıştı. Günümüz gerçekliğiyle bağdaştırmada güçlük çektiğimiz işte bu efsaneler ve inanışlar, insanlığın bilinmeyen geçmişi ve evren hakkındaki merakını ve hayal gücünü beslemeye devam ediyor. Bu hikayeler, tarih öncesi dönemin gizemli perdesinin aralığında bizlere insanlığın muazzam yolculuğu ve evrenin sonsuz keşfi hakkında düşünme fırsatı veriyor. Bu videoyla Mezopotamya'da yaptığımız kazılarda Anunnakileri bulduk. Onları günümüze kadar çıkarıp gizemli hikayelerini anlattık. Bu antik yolculuğun sonuna geldik. Fakat bu yalnızca bir başlangıçtı. Antik Mezopotamya'nın derinliklerine doğru attığımız adımlar, binlerce yıl boyunca sırlarını koruyan tanrıların izini sürmeye devam edeceğiz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz videolarımızın devamı için kanalımıza abone olabilir, videolarımıza yorumlarınızı yazabilir ve yayınlarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Teşekkür ederiz.